Herkese merhabalar. Tonguç Akın'da iç salgı bezleri. Tonguç evladım, bezin var mı evladım senin? Hocam ben 14 yaşına kadar bez takmışım. Altıma Hayır, kaşan on olacak. demek istemiyorum evladım. İç salgı bezleri dediğimiz zımbırtı şu. Yani Hani içimizden çıkan çişin hayır, salgılandığı, o değil tutulduğu evladım. bez, kanatlarla. Hormonal bezler bunlar. Ha. Hormonal. Şimdi iç salgı bezleri deyince aklımıza ilk başta hipofiz bezi gelecek. Beynin içinde olan, beynine çok yakın bir yerde olan bir Beynin nerede hocam bez. benim? Beynin evladım kafatasının içinde. Kafatasının içinde olan bir bezden bahsediyoruz. Büyüme hormonu salgılıyor. Aa. Büyüme hormonu neyi sağlar sence Tonguç? Bayağı zor bir soru. Büyümemizi sağlar. Vay be, tebrik ediyorum seni. Gerçekten büyüme Gerçekten ben hormonu de kendi dilimde gelirim, çok büyümeyi kaliteli bir insanım. sağlar. Tebrik ediyorum. Aynı zamanda iç salgı bezlerinin, diğer iç salgı bezleri dediğim şey de hormonları salgılayan. Pamuklu mu hocam bu bezler, ipek mi? Hayır, bezden kastım şu Tonguç. Şöyle bir kesecik. Bu Ha. kesecik şöyle bir yerden, içinde böyle bir sıvı var bunun, tamam mı? Bu sıvıya biz hormon diyoruz Tonguç. Bu hormon sıvısını, mesela ihtiyacın var mı hormona? Hemen yolluyor sana hormonu. Vücuda kan vasıtasıyla yolluyor Tonguç. Kan yoluyla yolluyor. Peki iç salgı bezinin çalışmasını denetler ve düzenler bu. Demek ki bütün bezlerin babası kimmiş Tonguç? Bezelye. Hayır, hipofizmiş evladım. Hipofiz. Bezlerin babası hipofizmiş, tamam mı evladım? Tiroid bezi ise insanın çok garip bir futuristik bir resim evladım. Victor Hugo çizmiş hocam. evet, Picasso gibi olmuş. Picasso Bak, pardon. insanın boğazının üstünde, gırtlağının üstünde bulunan bir bez. Gazoz Hatta kapağı kalmış gibi bazı hocam. insanların böyle boğazın üstü şişer. Ne Hani yazık bir hocam. tane hastalık var, Guatr hastalığı diye. Orada insanların boğazları falan şey, çok garip bir şey. Bu tiroksin hormonu salgılıyor. Tiroksin hormonu ise büyümeyi, bak, hem büyümeyi düzenliyor, Bu mu hocam? büyümeyi, aynen. Yok, bu çok büyük biraz ya. Göster, tam böyle belli olmuyor. Göster göster, evet bu işte Çok ya. büyük ama hocam, o da korkunç O çocuk da. korkunç olsun ya. Şu bayanınkini gösterelim. Şu bayanınkini gösterelim. Şu. Ha bak, adamın boynunu, ha oradan Şu bak. mu? Evet, süper. Bak şu kızın boynuna bak, görüyor musun ne olmuş? Allah aşkına, ne olmuş görüyor musun? Boynu Aa, nasıl şişmiş görüyor musun? Bak şu kızın boynuna nasıl şişmiş. Allah korusun. Bak şu adamın boynuna ne hale Of. gelmiş, değil mi? Allah korusun. Dolayısıyla bu tiroksin hormonu, hemen söylüyorum bak, büyümeyi ve gelişmeyi düzenler evladım. Aynı zamanda vücuttaki diğer kimyasal olayları, yani metabolizmayı düzenler. Tiroksin hormonu eğer düzgün salgılanmazsa metabolizmamız bozuk olur. Ve tiroksin hormonunun düzgün çalışması içinse iyot lazım. Hani iyotlu tuz diye bir şey var ya Tonguç. Evet hocam. İyotlu tuz O yersen zaman daha saçımıza faydalı. tuz döksek kafamız daha çok mu çalışır hocam? Hayır evladım, ne alakası var? E Metabolizma diyorum. kafamız saçımızı Sadece rahatlatır değil kafa... mi? He, anladım seni. Beynimiz. Saçmaladın. Ha, pardon. Pankreas da çok önemli bir bez. Hatta yani en önemli bezlerden bir tanesi diyebiliriz. Çünkü insülin hormonu salgılıyor. İnsülin hormonu kan şekerini azaltan bir hormon. Hani şeker hastaları var ya, diyabet dediğimiz şeker hastalığı. Şeker hastalığı tamamen insülin hormonunun eksikliğiyle oluşan bir hastalık. Glukagon hormonu ise kan şekerini artıran bir Hocam NASA hormon. glukagona adam gönderiyormuş hocam. Orada su bulunmuş. O Buyurun hocam. gezegen değil evladım bak. Ha. İnsülin ve glukagon içimizdeki iki tane hormon. Pankreas tarafından salgılanıyor. Kan şekerini azaltan, bak, insülini inmekten aklına gelsin. İndiriyor İndiriyor. Kan ha. şekerini indiriyor. Anladım Yani hocam. indirir de aklına getirebilirsin. Diğeri İndir de indir sülin. arttırıyor diyebiliriz. Peki böbrek üstü bezi de adrenalin salgı. Hiç bungee jumping yaptık mı evladım? Bir arkadaşım yapmıştı hocam ama şu an yok kendisi. Buradan onu Ne oldu, hayırdır? saygıyla... Hocam ip koptu. Hay Allah Daha kahretsin, doğrusu ben aman. kopardım. Ne yaptın oğlum? Rahatsız mı? Ama sonra Arkadaşını... tüm dedim, sonra arkadaşlar ben de düştüm. Allah'tan aşağıda su vardı, kurtulduk Ya hocam. saçma sapan muhabbete bak. Böbrek üstü bezi adrenalin salgı. Siz yaptınız mı hocam? Evet, yaptım canım. Gerçekten yaptınız mı hocam? Evet, yaptım Oo çok canım. iyi. Sonra ne oldu hocam? Sonra Kafa tavsın. böyle, hayır, bütün kan beynine hücum ediyor ve beyin hücrelerin ölmeye başlıyor. Ondan sonra da bu hale geldim öyle adam. Ha. Evet, yani o yüzden. Hocam bu hale gelmiş haliniz böyleyse demek eskiden nasıldınız hocam? Evet canım, teşekkürler. Coşku, korku, öfke, heyecan. Ver Yani coşkuyu kolonlara. hani adrenalinli derler ya, o durumlarda neyi hızlandırıyor Tonguç? Metabolizmayı hızlandırıyor. Metabolizma dediğimiz şeylerden bir tanesini biliyor musun?
Katabolizma. Kalp atışını hızlandırıyor. Göz bebeklerimiz büyüyor. Tüylerimiz diken diken oluyor. Ben bir kız görünce hep böyle oluyorum hocam. İşte adrenalin artıyor demek ki. Böbrek üstü bezeyini artıyor. Diyeceksin ki böbrek üstü. Dur lan böbrek üstü. Saçmalama falan diyeceksin. Heyecanlanmayacaksın. Hız, heyecanlanacak hissediyor kızlar. Heyecanlanıyorum hocam. Heyecandan hatta bazen altıma kaçırıyorum hocam. Saçmalama hikayeler. Yumurtalık dediğimiz şey eşeysel hormonları salgılıyor. Market kadınlarda oluyor sadece. Sadece ve sadece bayanlarımızda olan bir şey. Ve dişiye özgü özelliklerin. Nedir dişiye özgü özellikler? Güzel olmaları hocam. Güzel olmaları. Harika. Tebrik ediyorum seni. Saçlarının daha uzun olması. Daha güzel saçlar hocam. Göğüslerinin erkeklere göre daha büyük olması. Daha... yuvarlak olmaları. Daha güzel olmaları kardeşim. Evet, güzel olmaları. Tabii güzel demeyelim de neyse işte. Eşeysel hormonlar aynı zamanda hani adet dönemi ve benzeri falan filan var ya onların da oluşmasını yumurtalık sağlıyor. Hmm. Eşeysel hormonlar sağlıyor. Yumurta oluşmasını sağlıyor diye biz söylemiştik. Aynı zamanda testise geldik. Bunda da sadece erkeklerde var diye. Hocam su testisi su yolunda kırılır. Süpersin. Eşeysel hormonlardan zaten şurada bak şurada bu sene bilmek zorunda değilsin ama buradaki salgın hormon östrojen, buradaki testosteron. Hani testosteron seviyesi falan filan derler ya. Testislerden eşeysel hormonlarda salgın hormonsa erkeğe özgü özelliklerin ortaya çıkmasını sağlıyor Tonguç. Erkeğe özgü özellik oluşması. Hocam testisi ve östrojide ne deniyor? Bilmiyorum. Saçmalama herkes. Sperm ve sperm oluşmasını sağlıyor. Ödülü sorumuzu yollayalım. Tesisin Türkçesi. Tesisler sperm oluşmasını sağlıyor. Saçmalamayı kes. Teşekkür ederim. Ve yumurtalıksa yumurta oluşmasını sağlıyor. Adı üstünde zaten. Bitirdik o zaman eşeysel iç salgı bezlerini. Ödülü sorumuzu yap cevapları gönder evladım. Üşenmiyorsun evladım. Aynı zamanda Tonguç'un konuda videolarımız bombardıman şekilde devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz. Sağ olun hocam.